Herkese merhabalar. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu seride test otomasyon alanında kullanılan açık kaynak kodlu uçtan uca test aracı olan Cypress'i anlatacağım. İlk olarak Cypress kurulumuyla başlayacağız. Sonraki derslerde Cypress'in nasıl kullanıldığını, testleri nasıl yazdığımızı, Page Object modeli nasıl uygulayacağımızı hepsini sırasıyla anlatacağım. Dilerseniz kısaca Cypress'i ve kurulum için gerekli olan gereksinimlerden bahsedelim. Cypress'i kullanabilmek için birkaç kurulum yapmamız gerekecek. Bunlardan ilk olarak IDE. Hani IDE olarak Visual Studio kodu kullanacağım. Siz farklı bir IDE kullanabilirsiniz. Visual Studio kodu indirmek için şurada zaten tıkladığım zaman kod.visualstudio.com sitesine yönlendirecek. Oradan indirebilirsiniz. İkinci olarak da Cypress bir Node.js kütüphanesi olduğu için bilgisayarınızda Node.js'i kurmanız gerekiyor. Kurmanız gerekmekte. Ve Node.js'i de indirebilmeniz için de Node.js.org/n/download sitesine gidip oradan indirebilirsiniz. Son olarak da Cypress kurulumunu internet sitesinden görmek isteyenler şöyle tıkladığımız zaman Cypress.io sitesine gidecektir. Burada adım adım gösterecektir. Hemen biz de deneyelim. Şimdi bashimizi açalım. Önce bir dosya oluşturalım. Test Cypress diyelim. Evet, npm init diyelim. Evet, buraları doldurabilirsiniz. Ben şimdi hızlıca geçeceğim, sonra değiştirebiliriz. Hemen npm install cypress --save -dev diyoruz. Cypress yüklenmeye başlayacak. Bu biraz zaman alabilir. Evet, kurulumu biraz zaman alabilir demiştim. Kurulum gerçekleşti. Cypress'i çalıştırmak için şu şekilde bir şey yazacağız, uzantımızı. node modules.bin cypress open. Enter'a basarak da çalıştırabilirsiniz. Ancak her seferinde bunu yazmak yerine npx Cypress open diyerekten de çalıştırabilirsiniz. Bu daha kısa bir yolu. Evet, it looks like this is your first time using Cypress. Evet, ilk defa kullanıyoruz. Bunu zaten bir defa göreceksiniz. Sonrasında otomatik npx Cypress open dediğiniz zaman direkt Cypress ile çalışma ortamımız gelecektir. Evet, açılıyor. Evet, şu an açıldı. Çalışma ortamımız. Şöyle biraz daha büyüterek de gösterebiliriz. Ya da şöyle daha büyük bir ekran yapalım. Evet, burada ilk çalışmasında bizlere otomatik proje yapısını oluşturarak bize örnek olarak testler veriyor. Şurada gördüğünüz gibi Getting Started, Advanced Examples. Yani burada bunlar bizim integrasyon test dosyamızın altında. Bunlar örnekler. Bunların nasıl çalıştığını hepsini göstereceğiz. İsterseniz kısa bir tanesini çalıştırarak hazırlardan bir tanesini çalıştırarak gösterelim. Mesela Cypress API demiş. Hemen şunu şöyle yapalım. Şu şekilde bir çalışma ortamı. Oraya yazdığımız testler çıkacak. Biz hangisini çalıştırmak istiyorsak tıklayacağız. Ya da hepsini çalıştır diye bir seçenek var. Hepsini de çalıştırabiliriz. Şu şekilde bu tarafta da göreceğiz. Burada hatalar
veya olumlu aşağı şunlar falan varsa bunları göreceğiz. İşte şöyle olumluysa zaten yeşil, olumsuzsa hata verecek ve hatanın nerede olduğunu anlat gösterecek. Gördüğünüz gibi testler bitti. Şurada neler yaptığını görebiliyorsunuz. Bu bir tanesiydi. Diğerlerini de burada denemek isteyebilirsiniz. Zaten yüklediğiniz zaman hepsini kullanabilirsiniz. İsterseniz silebilirsiniz de. Hani durmasını isterseniz durabilir. Daha sonra bunları hepsini göreceğiz. Bunları bir de şurada görelim. Visual Studio'yu açalım. Orada da dosyamızı, hepsini neler yüklenmiş hepsini görelim. Gördüğünüz gibi Cypress.json dosyamız, Package.json dosyamız. Burada Cypress dosyasının altında Feature Integration Plugin Support var. Ve az önceki gördüğünüz bütün dosyalar Integration, bütün file'lar Integration altında böyle oluşturulmuş. Burada kodları görebilirsiniz nasıl yazıldığını. Bunları kullanabilirsiniz. İsterseniz bunların hepsini silebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İlk dersimiz olan Cypress kurulumunu bu şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.